oturum başkanlarımız, yardımcı doçent doktor Nuran Akgürt ve Onur Yıldırım'ın yerine Sercan Çetinkaya. Teşekkürler. Merhabalar. Oturumumuzun ilk konuşmasını yapmak üzere Alper Aktepe'yi kürsüye davet ediyoruz. Konusu yeni nesil kuartır piksel dedektör tomografi. Herkese merhaba. Sayın hocalarım, sayın dernek üyeleri ve sevgili çalışma arkadaşlarım. Ben Alper Aktepe. Canon Medikal Sistemler Türkiye'de BT aplikasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size Canon Medikal Sistemler'in 2018 yılında tanıttığı ve piyasaya 2018'in ikinci çeyreğinde çıkacak olan Aquilion Precision adlı modeli tanıtacağım. Öncelikle bir sunum düzenimize bakalım. Toshiba Medical'den Canon Medical'e geçiş sürecini biraz bahsedeceğim. Canon Medical'in genel ürün gamını, mevcut sistemleri ve yeni model Aquilion Precision olan modelimizi detaylarına bakacağız. Sonra da birkaç klinik imajla sunumu sonlandıracağım. Öncelikle 2016 yılında Toshiba'nın medikal sektörünün Canon şirketi tarafından bünyesine alınmasıyla başlamak istiyorum. 2018 Ocak ayından itibaren tüm Toshiba ailesi Canon Medical olarak Türkiye pazarında devam ediyor. Bu tarihten itibaren ürünleri artık Canon Medical sistemler olarak hizmetlerine devam edeceğiz. Servis ve bakım ve yeni cihaz satışı olarak. Yeni logomuz. Tarihte Canon'a bakacak olursak 1875 yılında Hishagi Tanaka tarafından 1875 yılında Tokyo'da kuruldu. Ben medikal sektördeki ilk olarak 1915'te medikal sektöre girdiği ilk X ışın tüpünü üretmekle başladığını anlatmak istiyorum ve arkasından medikal sektöre kattığı artı değerleri ön plana çıkarmak için birkaç yıldan, birkaç önemli yıllardan bilgiler vermek istiyorum. İlk 0.5 milimetre çok kesitli BTS'ini 1999'da tasarlayıp piyasaya sundu. 2007 yılında bir kalp ve bir organı tamamını bir rotasyonda kapsayan ilk 320 dedektörlü dinamik volüm BTS'ini tanıttı. Aquilion serisi için adaptif, iteratif doz azaltım yazılımları olan Aider'ı piyasaya sürdü. 2012 yılında 320 dedektör 640 kesitli yeni nesil cihazlarını pazara sundu. 2016 yılında da Canon Medical şirketleri tarafından medikal sektörü bünyesine kattı. Toshiba Medical'i Canon medikal sektörü bünyesine kattı. Ocak ayından itibaren de artık Canon Medical olarak anılıyoruz. Bu grafikte de önemli noktaları bu şekilde işaretlemek istedim. 0.5 milimetrelik kesit kalınlığının 1999 yılında ilk olarak Toshiba'nın, daha doğrusu Canon'un ürettiğini ve bundan sonraki süreçte de tüm organ geniş alan dedektör sektöründe de ilk olarak 2007 yılında da Aquilion One adı altında yeni bir cihazla piyasaya sürdü. 2012'de ikinci jenerasyon, 2014'te üçüncü jenerasyon ve şimdiki günümüze bakacak olursak 2017'de, 2016'da da dördüncü jenerasyon geniş alan dedektörlü Aquilion One Genesis modelini sundu. Geniş alan dedektör segmentinde 10 yıllık bir deneyime sahip bir firmadan bahsediyoruz ve şimdi de size 2018'de kurulan, tanıtılan yeni nesil cihazdan bahsedeceğim. Mevcut ürün gamımızda şu modeller var. Giriş segmentinde 2010 modelinde, 2010 yılında tanıtılan Alexion modeli. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na 2015 yılında verdiğimiz 150 adet Alexion'la Türkiye'de çok geniş bir pazar payına sahip.
Aynı segmente Aquilon Lightning 2015'te yeni nesil 16 olarak piyasada duruyor. Aquilon LB onkolojik cihazlarda simülatör CT sistemleri olarak dedike bir cihaz olarak orta segmentte yer alıyor. 80 dedektörlü iki modelimiz var. Aquilon Lightning 80 ve Aquilon Prime. Ve premium modellerimizde Aquilon One Vision Edition ve Genesis olarak üst modellerimizde de bunlar var. Türkiye'deki Canon BT modellerine bakacak olursak, şu an Türkiye'de toplam 397 adet Toshiba Canon, bizim de ağzımız hala alışmış değil, Canon Medical sistemlere ait sistemler görüyoruz. Aquilon One'dan 640 kesitli cihazdan 12 adet var. 80 dedektörlü cihazdan 12 adet var ülkemizin çeşitli illerinde. 64 dedektör cihazdan 34 adet var. Bu şekilde ilerliyor. Eski modellerimizde 1.4.16 olarak 115 adet, toplam 397 tane tomografi sistemleriyle sorumluyuz. Dünya geneline bakacak olursak toplam 20.321 adet Aquilon modeli kurulmuş durumda ve gitgide artıyor. Yeni modeller geldikçe de bu pazar payındaki yerimizi genişleterek ilerliyoruz. Benim size bugün anlatacağım cihazımız Aquilon Precision. Şu anda dünyada 7 adet kurulmuş durumda. Ar-Ge çalışmalar için 6 adet Japonya'da, bir tane Hollanda'da kurulmuş durumda. Benim size bugün göstereceğim klinik imajlar bu 7 merkezden alınmış durumda. Aquilon Precision'a bir bakacak olursak, ilk olarak 2001 yılında araştırmalara başlandı. 99 yılında 0.5 milimetrelik dedektör kalınlığından daha sonraki daha ince kesitlerle neler yapılabilir, onlar araştırıldı. Japonya'da bulunan Ulusal Kanser Merkezi ile birlikte yürütülen çalışmalarla bir proje olarak başladı aslında. 2001 yılında dedektör boyutunu mevcut halinden yarıya düşürmek, görüntülerde oluşan gürültüyü çözmek amacıyla çok fazla doz vermek gerektirdiği için kabul edilebilirliği tartışılıyordu. Ama ard arda gelen dedektör hassasiyetine yönelik iyileştirmeler, model tabanlı iteratif rekon algoritmalarının gelişmesi ve X ışın tüpünden çıkan radyasyonun daha çok verimli kullanılması sebebiyle prototip aşamasından ürüne geçirildi. Doktorların ve mühendislerin uzun mesaileri sonucu bu cihaza özel dedektör, özel tüp, algoritma, yeni bir yatak tipi üretildi. Ardından bu ay 2018 Nisan ayında FDA onayı alındı. 2018'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeye hazır hale geldi. Son ürün olarak videoda görüyoruz. Ultra yüksek çözünürlüklü tomografi olarak geçiyor. Çünkü birazdan anlatacağım özelliklerle bunu destekleyen birkaç görüntü göstereceğim. Bu ürün mevcut ürün gamımızda da en üst seviyeye oturmuş durumda. Çünkü çok farklı bir yazılımı, çok farklı bir hardware'i olduğu için farklı bir segment cihaz olarak geçiyor. Aquilon Precision'ın temel kilit özellikleri gerçek 0.25 mm kesit kalınlığına sahip, endüstride ilk kesit kalınlığı olarak sistem karşımızda. Tüp rotasyon hızı 0.35, dedektör kapsam alanı 4 cm, 0.15 mm spatial rezolüsyonla ultra yüksek çözünürlük tomografi olarak geçiyor. Ultra hassas yatak, ultra hızlı data transfer kilit özellikleri. Bunlarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. 0.25 mm 1792 kanal dedektörle bu bilgiyi topluyor. Tüpümüzün focal spot özelliği 0.4'de 0.5 mm'lere kadar düştü. Yatak vibrasyonu açısından iki kat daha az sallanan, az hareket eden ve beş kat daha hassas gantri olarak piyasada bulunacak. Ve 1024'de 1024 matriste 80 imaj saniye gibi hızlı bir rekonstrüksiyon hızına sahip. Öncelikle dedektöre bir göz atalım. Mevcut sistemlerimizde 0.5 mm 896 kanalken ultra yüksek çözünürlüklü dedektörde 1792 kanal görüntü toplama kapasitesi var. Dedektöre bir bakacak olursak mevcut 0.5'i bir de 4'e bölerek daha fazla bilgi, 4 kat daha fazla bilgi toplama
Ve bu bilgileri hızlı bir şekilde toplamak için dedektörün yapısı yeniden düzenlendi. Mikrobilet teknolojisiyle kesilen ince ayrımlı dedektörler çok verimli bir şekilde bilgi topluyor. 4 kat daha fazla bilgi toplayabiliyoruz. Tüpümüze bakacak olursak, eski nesil, daha doğrusu bizim mevcut sistemlerimizde fokal spot 0.9'da 0.8 mm iken yarıya düştü. 0.4, 0.5 mm, 0.4'de 0.5 fokal spotla ISO Center'da daha hassas, daha keskin görüntüler elde edebiliyoruz. Bunu da tüp mimarisindeki fokal spot kontrolü adı altında yeni bir teknoloji, yeni bir dizaynla piyasaya sürmeye hazırız. Eş zamanlı fokal spot kontrolü cihazımızda mevcut. Focus ve small focus olmak üzere bilgiyi bu şekilde daha efektif toplayabiliyoruz. 0.25 mm'lik kesit kalınlığından bahsediyoruz. Bunu da çok hassas bir yatak hareketi ve hassas bir gantry dizaynıyla çözebilirdik. Yatak hareketini iki seviyeye de çıkardık. Yatağın kendisi gantrin içine daha çok yaklaşarak vibrasyonu minimize etmek için bir yeni bir yatak dizaynı geliştirdik. İki aşama, yatak yukarı kalkıyor, yatağın tamamı gantriye yaklaşıyor ve yatağın slide'ı içeri doğru daha hassas bir şekilde ilerleyebiliyor. 0.25 mm ile 0.25 mm arasında ne fark var? Görmüş olduğunuz hassasiyet, görüntülerdeki keskinlik, çözünürlük ve netlik açısından çok önemli. Mevcut bütün fotoğraf makinelerinde en önemli olan megapikseldir. Burada da bir megapikselin farkını görüyoruz aslında. Bir bozuk para 1 milimetre kesit kalınlığında olduğunu düşünürsek 4 kat daha ince bir görüntüden bahsediyoruz. Peki bu görüntüleri toplarken çözünürlüğün artması ne gibi faydası var? 512'ye 512 matris günümüz cihazlarının şu anda çözünürlüğü. Bunu ultra yüksek çözünürlük 1024'e 1024 ve hatta opsiyonla 2048'e 2048 gibi çok ciddi bilgi toplama kapasitesine sahip bir cihaz olarak karşımızda bu görüntünün akciğer nodülünün etrafındaki buzlucam görüntüsünün ne kadar net bir şekilde göründüğünü görüyoruz. Bu büyük bilgiyi çok hızlı bir data transfer sistemiyle, hızlı bir rekon sistemiyle oluşturup göndermek başlı başına bir sorundu. Bunu da 10 gigabit'e kadar hızlı data transfer sistemiyle bu yeni nesil cihazımızda çözmüş bulunmaktayız ve 1024'de 1024 matriksten bahsediyoruz. Çok fazla büyük bilgi demek. Klinik imajlara geçecek olursak, temporal kemiklerde bir ultra yüksek çözünürlük modunda bir temporal görüntüsünün 0.125 mm küp izotropik voksellerle oluşturulduğu zaman netliğin ne kadar fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Akciğer parenkim görüntülemede de nodül çevresinde bulunan bulacağım görünümün daha keskin, daha hassas bir şekilde değerlendirilebileceği görüntüler karşımıza çıkıyor. İnanın sol taraftaki de keskin filtre. Yani bu filtrasyonla ilgili bir şey değil. Sol taraftaki de keskin filtre, sağ taraftaki gerçek yüksek çözünürlük görüntü. Bunu anjiyolarda, beyin anjiyo gibi AVM hastalarındaki AVM'nin 4 kat zoom yapıldığında bile çok net VR görüntüler elde edebileceğimizi gördük. Bir başka beyin anjiyo görüntüsünde ince kılcal damarların keskinliği bu cihaz sayesinde daha etkin bir şekilde değerlendirilebilecek durumda. Görmüş olduğumuz bir koronel toraksın zoom yapılmış nodülün ne kadar keskin ve düzgün görüntülendiğini görebiliyoruz. Bir ayak bileği kemik görüntülemelerde görüntünün keskinliği görülmeye değer. Aynı şekilde anjiyo çekimlerinde, ağır diseksiyon çekimlerinde keskinliğin önemi çok önemli. Diseksiyonun boyutu, mesafesi, lokasyonu bu tarz ince kesitlerde çok daha verimli bir şekilde değerlendirilebiliyor. Kardiyak CPR görüntülemelerde de yüksek keskinlik çok etkili bir şekilde görüntülenebiliyor. Stent içi darlıklarda daha önce görünmemiş yumuşak plakların
boyutu, hacmi ve bunun anjiyolardaki DSA ile korelasyonu çok doğru bir şekilde ilerliyor. Sonuç olarak dedektördeki keskinlik, çözünürlükteki artış, ultrahassas yatak ve gantri, yeni nesil tüp dizaynı, 10 gigabit hızında data transfer oluşturma ve transfer edebilme kapasitesiyle Precision modelini önümüzdeki yıllarda geleceğin tomografisi olarak ilan edeceğimizi düşünüyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Teşekkürler sunumunuz için. Şeyi merak ettik biz. Gürültü ile ilgili bir ölçümünüz oldu mu? Çünkü uzaysal çözünürlüğün de direkt arttığı görülüyor. Yani evet. Normal şartlarda eğer dozdan gidersek arasında bunların doğru orantı var. Yani gürültünün evet. Gürültünün artması da uzaysal çözünürlüğün artması da. Şimdi burada ikisi de iyileştirilmiş gibi. Yani burada sadece dedektör yapısını mı iyileştirdiniz yoksa dedektör yapısı artı gürültü hakkında bir çalışma oldu mu mesela ARGE çalışmaları içinde? Gürültü önleyici yazılımlar var. First dediğimiz iteratif tabanlı algoritmalarla onun gürültü azaltma yazılımlarıyla birlikte dedektördeki hassasiyetle birlikte dozu kabul edilebilir seviyede tutup görüntüyü ölçülebilecek kadar netlik sağlaması açısından ikisi birden aslında gelişti. Yani eskiden ilk araştırma aşamasında 0.25 mm'ye inmek demek mevcut tüp ve dedektör yapısıyla çok ciddi doz vermek gerekiyordu. Görüntüyü evet, bu gürültüyü azaltmak için mevcut sistemlere ek yazılımlar, dedektör ve tüpün kendisinin verimliliği arttırıldı. Böylelikle bu ürün piyasaya çıkmaya hazır oldu. Başka soru var mı? Soru sormak isteyen ya da katkıda bulunmak isteyen var mı? Teşekkürler. Teşekkürler Alper Bey.